Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mert Agahan. Arkadaşlar bugün Transformers, bu kanalın adı bakalım, Transformers TR YouTube kanalından video izleyeceğiz arkadaşlar. Bu Optimus Prime ile ilgili 32 seri yani. Stüdyo serisinin 32 C yani figür yani. İsterseniz dilerseniz başlayalım videomuzda tepki yapmaya. Saçımı düzelteyim. Bu da babamın eski kullandığı şapka, onu kullandım. Evet. Şöyle alayım. Like atmışız. Biraz sonra hangi kardeşin kanalına bakacağız. Hani Transformers TR'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transformers 32 numaralı olan Voyager Optimus Prime figürünü inceleyeceğiz. Ama öncelikle incelemeye geçmeden önce sizlere bahsetmem gereken birkaç konu var. Birinci olarak anlatmak istediğim şey çekiliş. YouTube kanalım 400 aboneye ulaştığında bir çekiliş yapmayı planlıyorum. 03 numaralı crowbar videosu, videosu diyorum, çekilişi, kusura bakmayın. Onun çekilişini yapmayı düşünüyorum. Katılmanız için tek yapmanız gereken şey YouTube kanalıma ve YouTube kanalıma abone olmak ve beni Instagram'dan takip etmek. Çekilişi kazanırsanız da bunları gerçekleştirdiğinize dair ekran görüntülü istedikten sonra figürünüzü yollayacağım. Şimdi öncelikle video planından bahsedeyim. Bu hafta stop motion yapabilirsem stop motion yapmayı deneyeceğim. Arkadaşlar bu kanala abone olursanız daha fazla böyle bu tarz video çekmeye devam edecektir kendisi. Şu an haberi yok ama tepki videosunu çekiyoruz. Kanalına sahip, umarım telif atmasın. Videomuzu izlersin. Devam ki. Trailerini yayınlamak için. Yani trailerından bahsediyorum. Trailerini yayınlayacağım. Yaklaşık bir aya, bir buçuk aya çekimlerine başlarım. Yani birinci bölümü çekerim inşallah. Şimdi normalde videolarımızda hep ilk figürün kutusunu incelerdik. Ancak ben bu figürü kutusuz aldım. O yüzden kutusunu inceleyemeyeceğiz maalesef. Ancak burada dönüşüm kağıdı var. Bu şekilde. Şey, kamerayı yukarı kaldırayım. Bu şekilde bir dönüşüm kağıdı mevcut. Burada Transformers birinci yani kabaca kutuyu bunun üzerine dizayn etmişler. Konuşamadım. Burada Transformers yazıyor. Yine Generations 32 numara Optimus Prime Transformers'ın birinci filminden olduğu için Transformers'ın birinci film yazısı. Geldim arkadaşlar. Prime'ın ekipmanını almayı unutmuşum. Ekipmansız video olmaz tabii ki de. Hemen ekipmanı alıp geldim. Dediğim gibi bu şekilde 8 yaş üzeri olduğunu belirsem ibare var burada. Kutumuz olmadığı için bunu inceleyelim dedim. En azından videonun başını biraz doldurmuş olduk. Şimdi kısaca bir ekipmanına bakalım. Daha sonra figürümüzün bir kıyaslamasını yaparız. Ve dönüşümüne geçeriz. Videoyu sonlandırırız daha sonra da.
bu şekilde gayet sevdiğim, ucunda böyle ateş etmekten artık ona hafif siyahlaşmış minnettar kalır. Bir kusura bakmayın arkadaşlar, etraf biraz yazlıktan döndük, onun telaşı olduğu için videoyu böyle bölmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmazsınız inşallah. Ekipman inceliyorduk en son. Ekipmanı benim yani gayet güzel bir hoş olmuş. Ancak bunun yanında bir tane de şu 05'in arkada gözüken yani netlemedi ama şöyle bir netlemeyi deneyelim. O kılıçlardan koysalardı güzel olurdu. Sıkıntı yok, 05'in kılıçları buna uyuyor. Eğer Movi Optimus'u aldıktan sonra 05 Optimus'u alırsanız kılıçlarını buna takıp güzelce sergileyebilirsiniz. Ekipmanını araç halindeyken şuradaki normalde Jetfire kombinasyonu içinde, bu sanırım biraz da kameramı yükseltelim. Normalde Jetfire kombinasyonu diye hatırlıyorum. Buraya bir yere takabiliyorsunuz, üstünde bir çıkıntı var. 05'i alırım. Bu şekilde tır modunda sergileyebilirsiniz. Normalde 05'in kılıçlarını saklamak için kullandığınız yere koyabilirsiniz bunu. Nasıl koyuluyordu? Onunla idare edeceğim yani. Güzel. Yani bilmiyorum. Ha, bu şekildeydi. Aynen bu şekilde. Şurada bir T1'i var ama çok uğramışmayacağım. İsterseniz burada da sergileyebilirsiniz. Burası biraz boş. Ancak neden olmasın? Mukavvadan buraya römork yapmak istiyorum. Römork ayarlarsam büyük bir ihtimal geçiş yerine bu şekilde ayarlarım. En azından silahını da araç moduna sergilemiş oluruz. Daha sonra dediğim figürün biraz detaylarından bahsedelim. Figür 05'e göre çok yükseltilmiş bir figür. Göğüs olarak daha iyi, boy olarak daha iyi, eklem olarak daha iyi. Yani çoğu açıdan daha iyi. Sadece tek eksisi 05'e göre buraları biraz saklayamamışlar. O da çok bir sıkıntı oluşturmuyor. Şimdi buradan bakmaya başlarsak önde gayet güzel bir silver boya kullanmışlar. Bu biraz daha cihazın boyasından daha açık olmuş. Yani bayağı açık bir silver boy olmuş. Megatron'dan bile açık hatta. Burada sarı olmadan bir alev detayları yapmışlar buraya. Normalde Dark of the Moon figüründe aynı figür, normalde aynı kalıpta. Ancak onlar biraz daha buralarda turuncu mu sarımtırak bir alev efekti daha koymuşlardı. Burada devam eden alev efektleri var. Tırın arkası burada. Sanırım buraya da silahı takabiliyorduk. Ancak şu an cihazımda yeterli hafıza olmadığı için videoyu çok uzun tutamayacağım. Hatta video yarıda kapanabilir. O yüzden devam olarak başka videoda ekleyebilirim sonuna. Bir yerde video donarsa anlayın ki bu olmuştur. Şimdi bir de şu arkada bir çıkıntı var. Bilmiyorum 05'te var mıydı, şu an araç modunda değil kendisi. Hatta şöyle yana alayım onu, renk farkını görmeniz için. Yani bununla biraz daha, hatta ellere bakılırsa biraz daha daha koyu renkler tercih edilmiş. Şimdi hemen bir boy kıyaslaması yapalım. Yanımda kıyaslamak için Movi 1 ekibinden Cihaz var. Normalde Optimus'un daha büyük olması gerekirdi bence tır modunun. Çünkü Pontiac çok küçük bir araba ve filmde de Ratchet'ın yanına bile olsa çok küçük gözüküyordu. Diğer kıyaslamak için diğer figürüm ise Soundwave. Soundwave'i de bu şekilde yanına koydum da ön kısmı Optimus'tan hafifçe daha büyük. Şu şekilde kameramı ayarlayayım. Figürlerimi biraz da ortaya çekeyim. Tamamdır. Kafa kafaya verdiklerinde yüksekliklerini anlamışsınızdır. Yüksekliği gayet iyi. Aynen, yüksekliği cihazda da görmüşsünüz zaten, gayet iyi. Ancak uzunluk konusuna geleceksek Soundwave ya fazla uzun ya da Optimus fazla kısa olmuş. Bu şekilde bir kıyaslama var. Üçü arasında. Şimdi hemen robot moduna çevirmeye başlayalım. Robot'un araç moduna çevirmek cidden zor. Ancak araçtan robot moduna çevirmek bir hayli kolay. Ben de bu araç modundan robot haline çevirmeyi seçtim. Çünkü video çekerken anlatmak
daha kolay oluyor. Hem dönüşürken en azından robot modunda bile olsa sizin robotunuz anlayabiliyorsunuz nerede bir olduğunu, nereye kapatabileceğinizi. Ben dönüşüme ilk şuralardan başlıyorum. Şuradaki parçaları hafifçe dışarı çekiyorum. Şu şekilde biraz kameramı yükseltmem gerekiyor. Gelmiş olur zaten. Bu şekilde. Foto falan. Yanlardan çekiyorum. Daha sonra şuraya tırnağımı koyup önü bu şekilde ikiye ayırıyorum. Buradan çekip ön kısmı bu şekilde, şuradaymış kameram pardon. Bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra kısma gelince buradan tab yerleri var. Buraya oturmuş. Buraları kaldırıyorum. Bu zaten hafifçe hemen arkaya açılıyor. Dizleri hafif kırıyorum buradan. Şöyle açayım. Orayı yukarı kaldırıyorum. Şu şekilde dikkat ederek. Şurayı kurtaralım. Daha sonra bunu bu şekilde buradan tutup yukarı kaldırıyorum. Burada iki tane oynama yeri var. Oynama yeri mevcut. Arkada göğüs şamları bu şekilde dengesiz duruyor. Bunların bir düzeni yok. Haberiniz olsun. Aşağıda da buraları oturtmanız gerekiyor. Daha sonra gövdeyi tamamlarsanız sizin için daha kolay olur. Hemen ön gövde demişken tekerleklerimizi de buradan alıp aşağı indirelim. Bu şekilde 3 tekerlek yapalım bacakları. Bacak kısmını. Daha sonra buradan Optimus'un kafasını görmekteyiz. Optimus'un kafasını da hemen çevirelim önüne. Bu şekilde kameramı çok az daha yükseltmem gerekecek. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, sanırım bu yükseklik gayet iyi. Daha sonra yanlardan camları alıp buradaki aynalara getiriyoruz. Ön tarafta camlardaki çıkıntıyı görmüşsünüz zaten. Optimus'un kafasının olduğu yerde de onların girmesi için bir alan mevcut. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Buralar camı oturtmada sıkıntı çıkarabilir çünkü. Burayı alıp bunu kapatalım camı. Daha sonra aynı 05'te olduğu gibi arka kısmını oluşturuyoruz. Hepsi içeri giriyor. Ancak orayı yapmadan önce bu bel kısmı biraz sıkıntı çıkarıyor. Hemen elleri açmamız gerekiyor. Bu şekilde hafifçe yanlara konumlarsak bel kısmını aşağıdan oturtabiliriz buraya. Daha sonra üst kısmı çeviriyoruz arkaya gelecek şekilde. Age of Extinction figüründe de sanırım buradaydı. Evasion Mode Optimus Prime'de o da sanırım. Bu şekildeydi onda da. Bir bakın çek işte filan. Bu şekilde hepsini buraya kapatıyoruz. Bu figürün sevdiğim yanlardan biri pozarken kollarının düşmemesi. Daha sonra bu figür bunlar buraya normalde oturuyor. Şurada bir tepyeri var mevcut. Buradan kurtarıyoruz. Bu şekilde kolu alıp buraya getiriyoruz. Burada bir tepyeri var. Aynı 05'te olduğu gibi buraya takıyoruz. Kolunu indiriyoruz. Elleri daha sonra geliriz. Burayı alıp buraya getiriyoruz. Bu şekilde tırın aynı o kısmını oluşturmuş gibi. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Şu taraftan açıp burayı kapatıyoruz. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Elleri de geleceğiz. Tamam, burayı kapatıp bu şekilde arkayı ayarlamak için ilk buradan atıyoruz. Şurada tab yerleri var. Belki görmüşsünüzdür. Buradan buraya oturacak. Zaten tık diye ses geliyor. Daha sonra bunları bu şekilde yapıp yavaşça Optimus'un artık arka kısmı nasıl görünüyorsa filmdekine nasıl isterseniz onun gibi hafif dışarı, burada ikili joint var tabii ki de bu şekilde buradan ayarlayıp yapabilirsiniz. Daha sonra tırın ön kısmında da bulunan burada yerler var. Aynı çıkıntılar, yani oraya girmesini tasarlanmış çıkıntılar da burada bulunmakta. Buradan bu şekilde şöyle netleyelim hafif kameramızı. Buralardan bu şekilde buraları kapatabiliriz. Şöyle bir bakmak istiyorum. Tam yapmış mıyım diye. Evet, halletmişim. Hemen zaten kolları. Kollarına geldiğimizde de yorumlar almışız. Nasıldı? Hatırlayamıyorum tam şu an. Garip geldi.
tamam, buldum sanırım. İlk bu şekilde buradan oynatıp ellerini çıkartıp kolun etrafında dolaştırıp buradaki tebbiri var. Şurada elinin arkasında bir tebbiri var. Buraya kapatıyoruz elini. Daha sonra dilediğimiz gibi konumlandırabiliriz. Nasıl konumlandırmak istiyorsak. Aynı olayı hemen diğerine de yapıyoruz. Bu şekilde. Bu videoya devam için şu an çektiğim videonun altına yorum yapın. Beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde. Eli düzgünce konumlandırdığımızda bir tek ayak kısımları kalıyor. Ayak kısımları da en kolay yerlerden biri. 0.5'te olduğu gibi bu şekilde çeviriyoruz. Ayak oluşuyor. Burayı da yapıp tekerlekleri yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde daha sonra ikinci tekerlekleri de yanına kaldırıyoruz. Burası kapanmıyor 0.5'teki gibi. Ve figürümüzü dönüştürmüş bulunmaktayız. Bu şekilde. Ekipmanı da eline verdiğimizde. Burayı kesiyoruz arkadaş. Hayır, kesiyor. Ondan sonra devam ediyor. Ekipmanı da eline verdiğimizde dediğim gibi, dediğim olay oldu. Zaten videoları birleştirdim. Sıkıntı değil. Ekipmanı da şu şekilde eline verdiğimizde kutusunun arkasındaki, ki kutusu bende olmadığı için gösteremiyorum. Pozdan vardı. Veya Revenge of the Fallen'daki pozlamayı yapalım. Bu şekilde. Sağ sıkıyor, beni tanıtma. Gelecek ama böyle poz verebilirsiniz. Şimdi hemen bir 0.5'te karşılaştıralım. Hemen figürü normal haline getireyim. Ekipmanı alalım elinden. Bu eli biraz sert herhalde. Hadi dostum. Sert değil mi? Siyah zor tutuyor yani. Baksana. Yani helal olsun, almış ya. Hak ettiğini almış ya. Benim yapıyorum, onu almış ya. Sonunda. Ben figürü şu şekilde eski haline getireyim. Helal olsun ya. Aynen, fotoğraf olarak aynı ait ve kurama var. Buraya koyalım. Bu şekilde ayarlayalım. Aynen de GG'de 360. Şu an tripodum olmadığı için çekmekte zorluk videoyu çekmekte zorluk çekiyorum. Bu şekilde yan yana koyduğumuzda umarım dediğim farkı anlamışsınızdır. Şu şekilde ellerimle çekeyim ışıklandırmadan. Optimus'un göğsü çok iyi dizayn edilmiş. Hafif de büyük kalıplı bir yapısı olmuş. Özellikle şuradaki parçaların göğsünden çok fazla dışarı çıkmaması biraz daha iyi olmuş. Burada kastettiğim karanlıklığı görüyorsunuzdur umarım. Işıkta evet iyi fotoğraflar yakalayabilirsiniz ancak ışıklandırmanız yoksa rafınızda belli bile olmayacaktır. Optimus bir gölgesi gibi gözükecektir kendisi. Şimdi hemen merak edilen Movi 1 ekibinden boy kıyaslamak için kişiler getirelim. Bu şekilde biraz arkada kalmış figürlerim. Onları almakta zorluk çekiyorum. Bumblebee. Klasik olan. Bu şekilde. Bumblebee ile boyu bu şekilde. Sanırım filmde de böyleydi. Bumblebee ışıklandığı yüzünden bayağı sarı gözüküyor burada. Ama normalde o kadar da sarı değil. Sanırım sarı. Videoya devam edelim. Dostum ve tam çıkacak mı? Çıkarsa ayarlayayım ki. Anlatıyor bana detay. MG316 kanalı gibi Türk versiyonu ama bayağı güzel kanal yapıyoruz. Casting.
dedi Decepticon iş makinesi oluşan bir robot yani. Göre millet, bir videoda daha beraberiz. Hangar Collection'a hoş geldiniz. Bugün sizinle SS37, Studio Series 37 no'lu Rampage'i inceleyeceğiz. Fakat üzerinde yine SS33 yazıyor bildiğiniz üzere. Japonya versiyonu. Fakat bugün yalnız değiliz. Şöyle bir arkadaşımız daha var yanımızda. Yani genelde çift figür incelemekten pek hoşlanmam. Çünkü gerekli değeri vermediğimi düşünüyorum kendi açımdan. Bir figüre. Fakat bu figürlerin ikisi de birebir kopya olduğu için, yani bir tanesi KO dediğimiz versiyon, diğeri orijinal versiyon. Ve bugün arasındaki farklara da bakacağız. Aynı zamanda ne kadar birbirlerine benzer, kalite anlamında nasıllar, bunu da görmeye çalışacağız arkadaşlar. Biri Studio Series, diğeri ise Black Mamba'nın Aoi diye, A-O-Y-I, hiçbir zaman söyleyemediğim isim. Tam olarak nasıl okunduğunu biliyorsanız da lütfen yorumları belirtin. Black Mamba diyeyim. Ben Black Mamba olarak geçeyim. Siz bunu anlarsınız inşallah. Demek istediğimi anlarsınız yani. Öncelikle Ramp için kutusundan başlayalım incelememize. Şöyle yine Japon versiyonu olduğu için farklılıkları var. İşte şurada numara yazmıyor vesaire. Aralıklar var. Burada 33 yazıyor ama 37 olması lazım. Decepticon Rampage yazıyor. Yine şurada Transformers yazımız mevcut. Şurada logomuz yok. Sadece Takaratomi yazıyor. Neden Autobot vesaire koymamışlar bilmiyorum. Şurada arkadaşlar Rampage'in bir görseli var. Şurada normalde Avrupa versiyonunda da hologram var. Şurada Autobot yerine şeffaf bir hologram. Orada Devastator'un bir logosu, amblemi bulunuyor. Yine şöyle bakacak olursak iki modunun gösterdiği görsel. Burada şöyle biraz yakından göstereyim. Robotumuz büyük Devastator'umuzun sağ ayağı olarak tasarlanmış. Yani sağ ayağını oluşturuyor. Bize baktığımız yönden sağ ayak. Robotun kendisine göre ise sol ayak oluyor. Şu iki parça, şu vücut, kafa, şu ayak ve başka var mıydı? Sanırım Rampage ile birlikte iki tane eksiğimiz var. Şu kolumuz yolda, onu aldık. Şu bel kısmını oluşturan parça ise henüz çıkmadı. Yani Temmuz ayı gibi muhtemelen piyasada olacak. Onu da aldığınızda geldiğinde tamamlanacak. Bu arada kutumuz da böyle. Hemen şöyle kutumuzu kısaca bitirelim. Gördüğünüz gibi. Kendisi tabi Revenge of the Fallen filminden bir robot olduğu için o da şu şekilde. Bu da yansıtılmış. Evet, kutumuzda abone oldum, bak, 280, şöyle yani. Ufak bir izin istedikten sonra robotlarımızı şöyle koyup birazcık kameramızı ayarlarsak eğer hoş olacak şöyle. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar iki robot da birbirinin aynısı. Birisi şu arkadaş. Kopya. Tabii Çin'den artık nasıl bir kopya yaptığını siz düşünün. Yani adamlar orijinalinden daha iyi kopya yapıyorlar. Bu da orijinal robotumuz. Benim gördüğüm çok ufak farklılığı söyleyeyim size öncelikle. Bu arkadaş Black Mamba olan çok sıkı eklemleri, çok sıkı dönüm yerleri, sıkıştırma yerleri var. Bu orijinalde biraz daha gevşek ancak onun da orijinalinde daha rahat oturuyor. Bunu da biraz oturtması zor oluyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle kağıdımıza hızlıca bir bakalım. Daha önce hiç açmadım kağıdımız. Orijinal film.
Evet, çarşaf çarşaf. Kendisi Voyager bir figür bu arada. Şöyle, öncelikle robot modundan şu ayak moduna geçişle ilgili bir şeyiniz var. Şöyle biraz yavaştan geçersem, elinde kağıt olmayan arkadaşlar olabilir. Belki bakmak isterler. Hemen yine arka tarafı çevireyim. Şöyle şuradan yukarıya doğru gidelim. Görmeyen arkadaşlar için ya da olmayanlar için diyeyim. Evet, kağıdın bu şekilde. Normal, standart. Dönüşüm açısından birazcık basit. Yani basit demeyeyim de diğer figürlere nazaran basit. Yani ne bileyim bir Mixmaster'a göre bence basit kendisi. Dediğim gibi arkadaşlar orijinali biraz daha yumuşak eklemlere sahip. Fakat Black Mamba bayağı sert. Bazen oturtamıyor. Buranın değil mi ki? Diye düşünüyorsunuz. Şöyle yine figürlerimi önden göstereyim. Birebir arkadaşlar. Yani milimetrik bir hata dahi yok. Adamlar öyle bir yapmış ki. Tebrik ediyorum kendilerini. Hiçbir hata yok. Birebir milimetrik kopyalamışlar. Şöyle yine yandan göstereyim. Şöyle biraz arkadan gösterecek olursam da. Birebir aynalar. Şöyle üstten görelim. Tek fark herhalde bunun siyah, bunun ise kendi vücudunun renginde olması. Onun dışında silahların farklılıkları var. Zaten benim Devastator'u kullanacağım figür bu olacak. Çünkü o arkadaşımı ben sanırım çıkarmamışım. Her neyse. Biliyorsunuz bir parça takılıyor bacağına. O parçayla bu figürümüz, yani Skipjack diye çıkan, orijinal SS'i çıkmadı henüz bildiğim kadarıyla, Skipjack diye geçiyor. Bunun renklerinin aynı olması. Eğer fotoğrafını da bulursam koyarım dediğim parçanın nereye takıldığı ile ilgili. Böylece hani demek istediğimi anlamış olursunuz. Hızlıca o zaman bir diğer araç modlarıyla şöyle Skipjack'i kenara alıyorum. Şöyle takılsın orada. Şöyle bir dondurma kamyonumuz var. Bildiğiniz üzere her zaman kullandığımız. Bir de şöyle top spin koyalım. Araç modlarının büyüklüğü anlamında, hatta şöyle Skipjack'i de koyarsak hani bir ihtimal daha bir göz önünde olur. Hemen onları alıyorum. Bumblebee ile Crosshair'i koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kıyaslaması anlamında bakacak olursak. Şöyle. Şöyle Optimus'umuz var. Bu Optimus biraz şey kalacağı için büyük. Gördüğünüz üzere böyle. İkisi de bu arada Voyager diye geçiyor. Optimus'u da alıyorum. Sentinel Prime. Şöyle eski Sentinel Prime'ımız. Voyager Class. Bir Voyager Class daha. Şöyle kadrajıma sığdırabilir miyim? Bono Crusher MB serisi. Skipjack'e de bu şekilde koyarsak. Gördüğünüz üzere bu şekilde kıyaslamamız var. Şöyle biraz gösterebilirsem. Biraz ince kalıyor tabii ama neredeyse aynılar aşağı yukarı. Şurada sadece arkada bir fazlalık var, o kadar. Rampage'de. Evet, onu da evimizi de koyduk. Sentinel Prime'ımızı da koyduk. Şöyle poşetimden kurtulayım. Evet, figürlerimiz karşınızda. Şöyle biraz isterseniz size yakından göstereyim ikisini. Hani belki farklılıkları görmek istersiniz diye düşündüm. Yani ben bir fark göremedim aslında. Ben de göremedim arkadaşlar. Yani çok bir farkları yok. Aslında Black Mamba biraz daha mantıklı boyanmış sanki ama bana öyle geldi ya da. Şöyle göstereyim. Şu yan tarafında bir numara var Black Mamba'da. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum aslında ama fena da durmamış orada, güzel durmuş. Şöyle biraz daha göstereyim. Şu alt kısmı. Biliyorsunuz şunlar robot modundaki destekler. O destekler buraya takılıyor, gayet hoş duruyor bence. Yani en azından böyle saklanabilmesini ben seviyorum parçaların. Yani ortada bir parçası, bir şeyi kalmıyor. Öyle de bir güzelliği var. Bu arada iki elle çalıştığım için bu da arka kısımları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi
Skipjack'i şöyle kenara alıyoruz. Çünkü Ramp için'la dönüşümü gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Combine Mode denen, yani Devastator'un ayağını oluşturduğunda olacak moddan başlayalım. Şurayı açıyoruz. Şu paletleri açıyoruz arkadaşlar şöyle. Şu arkadaşı buradan çekip çıkarıyoruz. Bakın bu çok basit bir şekilde çıktı ama aynısı Black Mamba'da olmuyor. Buraya çok sert oturuyor ve çok sert çıkıyor. Bazen bile fırlayabiliyor falan. Öyle bir değişik durum var. Daha sonra şöyle birazcık kapatayım. Şunları ayırıyoruz arkadaşlar. Tabi ayıramıyoruz. Neden ayıramıyoruz? Çünkü şurayı açmadık. Şurayı aşağıya doğru şöyle kıvırmamız gerekiyor. Burayı da aynı şekilde. Şöyle birazcık şunları da evet. Şöyle kollarımız açılıyor. Yani kollar deneyeyim de aynı zamanda kolları oluşturduğu için kollar diyorum. Evet, şimdi burayı açtık. Zaten bütün mesele aslında kol kısmında arkadaşlar. O yüzden bu biraz en sıkıntı değer buraları, öyle diyeyim. Şurayı biraz öne alıp şöyle aşağıya çekiyorsunuz. Şurayı da şöyle açmanız gerekiyor. Daha sonra şunu hafif böyle yukarıya, evet, yani şunu birazcık yukarı kaldırmanız gerekiyor. Şöyle aşağıda takılı olduğu için şurada bir pin var. Şuraya takılı. Onu kaldırmadığımız için birazcık sıkıntılı oldu. Evet, şunu şöyle çeviriyorsunuz. Daha sonra bunu bu vaziyetteyken şöyle çıkartıp şuradan, şuraya takılı bir pimi mevcut. Orayı çıkartıp yana çevirip şöyle aşağı alıyorsunuz. Diğer tarafa daha doğrusu. Bu şekilde tutup daha sonra şöyle yine aynı şekilde indirip şurayı oturtmanız gerekiyor. Tabii ki bunu yapmak da biraz kolay değil. Evet. Gayet iyi oturdu. Şöyle. Daha sonra bu da buraya geçiyor. Bu arada şu parçanın arkadaşlar şöyle bir değişik bir olayı var. Şöyle aşağı çekeyim. Bakın şurada, şöyle kamerada gözükebiliyor mu? Şöyle biz ışıktan bir yararlansak. Kendi ışığımı açsam nasıl olur? Şuradan bir deneyeyim arkadaşlar. Evet. Bakın şurada, şu parmağımın ucunda. Şurada iki tane yer var. Üstteki araç modunda, şu en arkadaki dipteki de robot modunda şu parçayı takmanız gereken yer. Neden derseniz şu tekerleği daha öne veya daha geriye çıkmasını sağlıyor. Araç modundaki bu tekerlek önde olursa bir kayma hissi yaratıyor. Yani sanki paletler dönermişçesine gidiyor. Ama burada bu iki tane oluyor. Araç modunda üstteki, robot modunda alt kısımdaki pime takıyoruz arkadaşlar. Şöyle ışığımı kapatayım. Şöyle bir geçelim. Burada parmağım acımış. Şunu yaparken nedense. Bu şekilde kalıyor. Bunu da alıyoruz. Zaten buraya takılı kalıyor. Şunu da şöyle şuraya tekrar oturtuyorsunuz zaten. Şunun altına olur, şuraya olur. Bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şöyle şu parçayı şöyle biraz aşağıya alayım. Şöyle çevireyim. Şunu yine attırıp şuradan şöyle alıyorum. Şunu şöyle, bakın bu sefer biraz yukarıya çevirdim. Orayı açtım. Yani sesi duydunuz mu bilmiyorum ama neredeyse kıracaktım. Umarım bir şey kırılmamıştır. Yani neden böyle bir sert bilmiyorum, anlamadım ama orijinal Rampage'de böyle bir sıkıntı oldu. Bayağı sert yani. Neyse, şurayı bu kadar çevirdiğimize göre şunu şöyle alıyoruz.
Abi onlar bir telif atmıyor. Çeviriyoruz. Şu an sanki biraz rahatladı. Tekli bir videosu. Şöyle yana çeviriyoruz. Burası yani. Tamamlanmış oluyor. Biraz elim aşağı kaçıyor. Umarım görüntüde problem olmuyordur. Bunu da hallettikten sonra yine şu şeyi, şu parçamızı şöyle yerine yerleştirip göster. Ayak modunu gör. Bekleyelim. İnternet beni öldürdün ya. Hı? Şurası da yaklaşık 2 santim yani. He. Bunu da dönüştürüyor lan. Bakayım. Tamam, buradan başlayalım. Oradan aksın. Yukarıya çevirdim. Orayı açtım. Şimdi ileri. Skip check'i göremez. Benim yaptığım dövüştüm. Tekrar şöyle getiriyoruz fakat bu sefer şuradan bakın görüyorsunuz şu parçaları bunun üstüne geçiyor. Şuraya. Şöyle. Oturuyor. Sonra aşağı gelip tekrardan şu parça. Arkadaşlar göstereyim bak. Parçalar tabi çok fena aşağı inmiş. Bu da ne burada? Oturması gerek. Artık eklem yerine şey denk gelse. Evet, o da oturdu. Şunu da yine şöyle biraz çevirirsek oturacak. Ve yine açtığımız şurayı buradan kilitliyoruz. Şöyle biraz düzeltebilirsem. Şöyle kilitliyoruz. Burayı da yine kilitleyeceğiz ama öncelikle şunu indirip şunu şuradan şöyle burada oturmuş oldu. Burada oturmuş oldu. Şunlar şöyle şuraları açabiliriz. Üst kısımları. Şöyle biraz yere koyayım. Şöyle biraz uzaklaştırırsam. Şunu şöyle biraz şöyle öne alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yanda şu şekilde. Burayı yukarıya doğru açıyoruz. Şöyle. Böyle yani. Burası tamamlanmış oluyor. Robotumuzun ayak kısmı bu şekilde. Tabii şunu arkadaşlar şuraya takabiliyorsunuz. Aslında bu devastatörün sırtında bir yere takılıyor ya da altına doğru bir yere takılıyor ama buraya da takabilirsiniz. Onda da şöyle göstereyim. Şu tarz bir görüntü elde ediyorsunuz. Şöyle. Aslında burada da güzel durabiliyor bence. Ama normalde Devastator'da takılacağı bir yer var. Onu şöyle kenara koyayım. Şu robotumu şöyle bırakıyorum. Ve Black Mamba Skipjack'e geçip onu da ayak moduna getiriyorum. Hemen gördüğünüz üzere Skipjack'i de aynı moda getirmiş bulunuyorum. Ve ikisi de şu an hazırlar. Şöyle biraz yan yana koyayım. Hani biraz gerçi şu an biraz açıları doğru olmayabilir ikisinin de ama şunlar çünkü birazcık oynar durumda. O yüzden aynı boylu belki olmayabilirler. Şu evet bunlar ikisinin ayakları. Gördüğünüz gibi ayaklıkları daha doğrusu. Şimdi öncelikle bir şöyle boylarını göstereyim. Bu sefer yanıma bir metre aldım. Boyları şu şekilde. Boyu yaklaşık 15 santim bir boyu var her ikisinin de. Şöyle yine bir 15 santim de var. Ve şöyle getireyim. Şurada şey yapalım.
Bakın bu arada arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şu. Şu tekerleklerin yüzeyle olan şeyini görüyorsunuz. Yani şu, bakın şu an bir kayma yok. Yani direkt paletlerin üzerinde. Yani bir kayma etkisi yok. Ama siz bunu birinci değil de ikinci takarsanız bu tekerlek dışarı çıkıyor. Dışa çıkıyor. Daha yüksekte oluyor ve böylece kayma rahatlıyor. Hani demek istediğim o nokta olayı oydu. Şöyle koyalım. Şunlar tabii açık duruyor. Şöyle biraz getirirsem yakına doğru. Gördüğünüz üzere. Şuradaki şöyle ondan biz baz alalım. Şu takma yeri yaklaşık 1 santim. Tabii netliyor mu netlemiyor mu bu arada bilmiyorum ama şurası da yine 1 santim. Yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir milimetrik bir oynama dahi yok. Birebir aynı girme giriş yerleri. Şuralarda şöyle bir merakımdan ölçüyorum. Yaklaşık 2 santim. Şurası da yaklaşık 2 santim. Yani hiçbir farkları yok. Şöyle ondan tutsam bu da 19'a geliyor, denk geliyor işte yaklaşık. İkisi de birer santim. Şu kısımları var. Yani bir farkları yok. Şu an biraz hani bir tanesi yüksek bir tanesi alçak demiş gibi durabilir arkadaşlar ama o tamamen şu şuraları ayarlamakla alakalı. Şöyle biraz daha ileri alayım. Şu giriş yerlerindeki pardon şuraya, şuna da hep elim çarpıyor. Yani şuradaki açıyla alakalı bir şey. Bu açıyı düzeltirseniz onlar da aynı seviyeye gelirler büyük ihtimalle. Gördüğünüz üzere aşağı yukarı aynı seviyeler. Şöyle bir onları kenara çekelim. Yanlarına şuradan bir lider klas alalım. Şöyle koyarsam blackout var yanımızda. Ama tabii ki blackout'un boyu çıkmadığı için. Tamam böyle şey var. Lütfen videonun altına bırakın. Ekip nerede tamamladık? Scrap, Scrapper ve Overlord kaldı. Ansa bam. Fiyat tamam. Devastio hazır yani. Şu ana göğüs oluşturuyor. Kafa. Şu dedi sağ ayak. Sağ kol, el. Sağ sadece sol ayak oluşturuyor. Sol dur. Sol el scrapper oluyor. Hayır. Tam da vücudu oluşturuyor. Ve dev kocaman lova çıkıyor. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu uzun sürecek hali yüklenmesi. Daha montaj yapacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Dosya şey gelmiş. Bildirim gelmiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki tepki videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum hepinizi. İyi seyirler. İki kanala abone olun. Bana da abone olursanız sevaptır. Eyvallahımız vardır. Şöyle bir like atın. Bak emek yapıyorum. Yani saygı göstereyim. Instagram'da sohbet edebiliriz. Artık olacak sohbet olmayacak. Küfür serbest bu kanalda artık. Twitch kanalında. Bilgisayar olunca Twitch'e başlıyorum zaten. Ne diyeyim? Kaç dakika oldu? 45 dakika olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tepki videolarından görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz. Hadi eyvallah. Bu da size kapanış emotu. Evet su. Hadi görüşürüz. Efsanesiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.